Değerli izleyicilerimiz, BBN Türk ekranlarına hak var, hukuk var. Hoş geldiniz efendim. Her zamanki gibi günümüzde ve saatimizde tekrar huzurunuzdayız efendim. Programımızı açmadan önce geçtiğimiz hafta vatan topraklarında şehadet şerbeti içen kahramanlarımızı anarak başlayacağız. Hatay'da görev esnasında şehadet şerbeti içen komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'ya Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Allah şehadetini kabul etsin. Büyük Türk milletinin başı sağ olsun efendim. Evet, büyük Türk milletinin başı sağ olsun diyerek bizler de iştirak ediyoruz. Acıyı paylaştığımızı ifade etmek istiyoruz. Bu hafta Kadir Bey sizlerle beraber kişisel verilerin korunması kanunu ve kişisel verilerin korunması kurumu ve diğer K ile devam eden diğer durumlarını konuşacağız hep beraber. O yüzden bilhassa kendiniz de bu konuya uzun zamandır çalışıyorsunuz. Konuya hakimsiniz. O yüzden beraber istişare edin diye karar aldık. Bunu da bu vesileyle seyircilerimize duyurmuş olalım. Evet, Kadir Bey, kişisel verilerin korunması kanunu hakkında konuşacağız. Bu kanunun gerekleri nedir diyeceğiz. Birbirimize soru soracağız bu sefer. İki moderatör olarak birbirimizi cevaplayacağız herkese yine. Başlamak istiyorum. Seyircilerimizi de bekletmeyelim. Uzun zamandır hem bizim gündeme taşımaya çalıştığımız, sizin vesilenizle bir dernek kurduğumuz, aynı zamanda bunu da tabii detayına birazdan ineriz. Aynı zamanda uzun zamandır uyum süreçte yürüttüğümüz kişisel verileri koruma kanunu, kişisel verileri koruma kurumu, KVKK özetle. KVKK nedir? Amacı nedir? Evet, teşekkür ederim. Yani bu özellikle son günlerde biraz da gündeme sık şekilde geldiği için biz de mesleki anlamda da bu konuda çok soru aldığımız için toplumda da böyle bir ihtiyaç hasıl olduğunu düşündük. Onun için parmak basmakta fayda var. Bütün sual sahiplerine buradan biz de cevap vermiş olalım. Evet. KVKK biliyorsunuz, siz bu alanda akademik çalışmanız da var. Bir yüksek lisans konunuz da var, tez konunuz. Uluslararası ve ulusal güvenlikte KVKK çalışıyorsunuz siz de. Ben kısaca seyircilerimiz anlasın ve aydınlansın diye açıklayayım. KVKK olarak kısaltılan husus kişisel verilerin korunması kanunudur. Bazen kişisel verileri koruma kurumuyla da karıştırılabiliyor. Kanunun amacı nedir? Kanunun amacına gelmeden önce şunu izah edelim vatandaşlarımıza. Malumunuz her kanun toplumsal ihtiyaca göre şekillenir, ihdas edilir. İşte memlekette hiç keşke olsa ama mesela hiç adam öldürme eylemi gerçekleşmemiş olsa, hiç insanlar birbirlerini yaralamasalar ceza kanununda böyle bir ihtiyaç duyduk da bu madde düzenlemez. Evet. Aynı kişisel verilerin korunması kanunu da böyle toplumsal ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıkmış bir kanun. Nedir bu toplumsal ihtiyaçlar? Veri mahremiyeti, veri güvenliği. Neden önemli veri güvenliği? Toplumun neden buna ihtiyacı var? Bunu ele almak lazım. Veri güvenliği özellikle dijitalleştiğimiz teknolojinin bu kadar ileri segmentlere geldiği çağımızda aslında hem ulusal hem uluslararası anlamda ciddi bir güvenlik meselesi. Hem de insanların huzur ve sükunu için, suç oranlarının düşürülmesi için önemli bir nokta. Kişisel verilerin mahremiyeti ve güvenliği. Örneklendirelim. Kişisel veriden herhalde Kadir Bey vatandaş tabii neyi kastettiğimizi anlamıyor. Onu da açıklayalım. Hay hay, çok isabetli oldu. Kişisel veri dediğim şey nedir? Kişisel veri şudur. Bir kişinin isim, soy ismi, telefon numarası, adres bilgisi, kişiye ait sosyal güvenlik kurumunda da devlet nazarındaki numaralar. Örnekler çoğaltılabilir. Kişinin mahlası, işte biraz daha hassas mahiyet arz eden sağlık verileri, cinsel hayata ilişkin sağlık verileri, İşte kan grubu bilgisi, adli sicil kaydı, biyometrik genetik verileri gibi verilerin tamamını, bu örnekler çoğaltılabilir, kişisel veri denir. Kişisel verinin temel niteliği de şudur. Bir kişiyi belli ya da belirlenebilir hale getiren, şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki numaradan bahsettik. 0119-550 uzayıp giden bir numara. Bu bir kişisel veri midir? Ham haliyle bakarsanız rakamlardan ibaret bir metin. Ama bu rakamlar bütünü doğru yerde kullanıldığı zaman sizi bir kişiye çıkarıyorsa, yani sistem üzerinden baktığınız zaman Kerim Bahadır Ertaş'a ilişkin bir numaraysa bu sizin kişisel verinizdir. Ve kanunun temel amacı bu kişisel verilerin mahremiyetini, güvenliğini korumak. Neden? Somutlaştıralım. Bir sigorta şirketinin bilişim sistemine gayri resmi, hukuki olmayan yollardan sızan yasa dışı kişiler memlekette 100-110 bin kişinin kişisel verisini ele geçirdi. Bu veri havuzunda insanların ismi, soy ismi, TC kimlik numarası, İşte hanımefendiler için anne kızlık soyadı, adresi, böyle mahrem sayılan ve sıradan bir vatandaşın ulaşmasının çok olanaksız olduğu verileri elde ettiler. Sonra bu verilerle birlikte muhatapları telefonla aramak suretiyle mesela on binlerce insan dolandırdılar. Çünkü bu verilerle bir güven ihdas ettiler.
şurada oturuyorsunuz, kan grubunuz bu, adresiniz bu, ana kızlık soyadınız bu diye. Güvenlik problemi oldu. Çok özür dilerim. Buraya şunu da girmek istiyorum. Şimdi bizim eşimizden, dostumuzdan, elbette bizim de mesleğimiz avukatlık. Birçok kişi işte müşahede ediyoruz, arıyor bizlere. Yani belki hiç yoksa son 1,5-2 senelik süreç içerisinde yani tam rakamları vermeye çalışıyorum. 300 ile 500 kişi arasında beni şu sebepten arayan olmuştur. Şu 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 hukuk bürosundan aranıyorum. Evet. Veyahut da mesaj geliyor. Yani böyle bir borcum olduğu, icraya konulacağı söyleniyor, ne yapabiliriz diye. Şimdi mesela bunların birçoğu da %99'u da dolandırıcı çıkıyor malum olduğunuz üzere. Hatta bazı artık hukuk bürolarının ismi o kadar kullanılıyor ki marka oldu. Yani bu konuda bir geliştiler, ihtisas sağladılar. Şimdi arıyorlar, soruyorlar. Evet, işte o zaman neymiş? Kişisel veri dediğimiz şey aslında o gün size bu mesajı atabilmelerini sağlayan imkanları oluşturan hukuki zemin. Yani bunun korunmaması, kişisel verilerin korunmaması, aksi hali size o gün o mesajı atabilmelerine sebebiyet veriyor. Kadir Bey'in biraz önce söylediği gibi bir sigorta şirketinden verileri çalıyorlar. Aynen. Genelde bizim gördüklerimiz şuradan oluyor Kadir Bey. İşte sosyal alışveriş sitelerinden verileri alıyorlar. Kişilerin ne zaman alışveriş yaptığını da bildikleri için kişilere diyorlar ki şu 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 tarihte siz alışveriş yapmıştınız. Bize sipariş vermişsiniz, sonra onu iptal etmişsiniz. Bazen bu veriye de ulaşabiliyorlar. İptal için kargo bedeli olarak şu kadar ücret çıktı. Bunu ödeyin. Yoksa icra koyacağız. Bedel olarak da bugünün parasıyla istiyorlar ki 200 TL, 250 TL. Ya kimse de 200-250 TL için uğraşmak istemiyor. Gözle çok stratejik. Çok stratejik bir rakam. Tabii tabii, bu rakam 3000 lira, 5000 lira çıkacak gibi. Hah. Temaslar. Bunu yapsa bu rakam dediğiniz gibi ya belki doğrudan desek 3000 lira borcunuz var. Ödeyin, kapatalım dese insanlar ödemek istemez. Tabii tabii. Sorgularlar. Hani çok peşine düşerler ama 250 TL 300 TL olunca insanlar diyor ki neyse ödeyeyim de kurtulayım, başım ağrımasın diye ödeyebiliyor. İşte bunların sebeplerinden birisi de bu anlattığımız kişisel veriler. Bunu yüz binlerce insandan yaptığı zaman çok ciddi rakamlarda yasa dışı yollardan gelir elde etmiş oluyorlar. Evet. İşte buradaki temel mesele bu. Bu verileri nereden elde ettiler? Yani ifade ettiğiniz gibi alışveriş yaptığım tarih doğru bana verilen bilgide. Telefon numaram doğru, adresimi biliyorlar veyahut bana bir posta yollayabiliyorlar. TC kimlik numaram var. Bunlar da olunca insan aslında çok da güvenmese bile, itibar etmese bile endişe bu duyuyor. Yalandan endişe duyup herhangi bir belayla, sıkıntıyla karşılaşmamak adına bu tuzağa maalesef düşebiliyor. Daha büyük sıkıntılar söyleyeyim. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Avrupa Polis ve Avrupa Yargı Teşkilatı olan Europol ve Eurojust'la ortak çalışmalarımız var mesela. Belli başlı suçlarla ilgili. Ya da bizim devlet olarak uluslararası ticaret anlamında atılımlarımız var. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir kanunun olmaması. Yani daha basit haliyle ülkemizde bu kanun ihdas edilmeden önce Türkiye'de kişisel verilerin güvenliğinden endişe duyulan dönemlerde 2016 öncesinde şöyle problemler yaşıyorduk biz. Devlet olarak bir terör soruşturması yapıyoruz. Sosyal medya sitelerinden, hesaplarından kullanıcılardan birisi bir mesaj yayınlıyor. Ya da bir yayın yapıyor. Yaptığı yayında yasa dışı mesajlar verebiliyor. Suç oluşturabilecek ifadeler kullanabiliyor. Ya da bazı örgüt mensuplarına emir ve talimat verebiliyor. Biz devlet olarak bu suç örgütü üyelerine ulaşabilmek adına yurt dışı menşeli olan bu sosyal medya firmalarından bu insanların internette takma isim kullandığı için gerçek bilgilerine de erişemediğimiz için gerçek kişi bilgilerini, gerçek kullanıcı bilgilerini istiyorduk. Elbette ki bütün politik sebeplerin yanında bize şu bahaneyi sunuyorlardı. Biz bu bilgileri sizinle paylaşırız paylaşmasını ama sizin ülkenizde kişisel verilerin güvenliğine ilişkin bir kanun yok. Bu vatandaş da bizim müşterimiz. Bizim ülkemizde de... Yani şuna da dikkat etmek lazım. Özür dilerim. Bizim isteyip dolaşamadığımız bilgiye onlar sahip. Sahip elbette. Yani o sosyal medya... Bu bile sağlayışında bunlar var. Sıkıntı, ve bize bu kişinin gerçek bilgilerini sizin ülkenizde bu veriler güvende olmaz diye vermiyorlardı. Uluslararası ticaret yapıyoruz. Bir Avrupa Birliği ülkesinden Türkiye'ye yüksek ölçekte bir ticaret gerçekleşecek ya da buradan oraya. Oradaki hükümet kendi ülkesindeki firmaya şunu söylüyordu. Sen bu ticareti yaparken benim vatandaşlarımın, senin çalışanlarının kişisel bilgilerini de aktaracaksın Türkiye'ye. Ama Türkiye'de bu veriler güvende değil. Onun için yapamazsın. Gibi problemler vardı. Onun için devletimiz bu konuya el attı. Ve yasama organı bununla ilgili kişisel verilerin korunması kanunu çıkarttı. Neden? Bu arızalar ortadan kalksın, insanların veri mahremiyeti güvenlik altına alınsın. Temel amaç bu. Bunu vatandaş nazarına indirgersek, ifade ettiğiniz gibi
dolandırıcılara fırsat vermemek, kişisel verilerin mahremiyet ve güvenliğini muhafaza altına almak, bu verilerin kullanıcılar tarafından belli kaideler çerçevesinde işlenmesi için bu kanun ihdas edildi. Diyebiliriz. Evet. Şöyle ben de sizin... Şeyi ben size sorayım. Buyurun. Onu da siz tamamlayın Bahadır Bey. Şimdi kanunda belli başlı kavramlar var. Yani kanunun amacı bu ama bu amacı nasıl yerine getirecek? Kanunda kimler var? Mesela ilgili kişi diye bir tabir var. Veri sorumlusu diye bir tabir var kanunda. Bunlar kimdir onu da isterseniz evet, tabii, siz izah edin. Teşekkür ederim. Şimdi Kadir Bey, ona geçmeden önce de şunu istişare etmekte fayda var. Bugün kişisel verileri koruma kanunu, işte koruma kurumu, bunlar yeteri kadar layık olduğu yerde aslında değiller henüz. Çünkü bu sisteme yavaş yavaş ülkemizde oturuluyor ve bunun kurumsal olarak da desteklenmesi gerekiyor. Yani bugün insanlar bu işi şununla karışıyor. İş sağlığı güvenliği meselesiyle karıştırıyor. Bu iş iş sağlığı güvenliği gibi bir mesele değil. Bunun için koca bir kurum kurdular. Değil mi? Balgat'ta koca bir kurum, yüzlerce personel, çok nizamlı da kendi iç idari işleyişinde nizamlı bir işleyişe sahip de bir kurum var orada. Bu yüzden bu işin biraz daha ciddiyetinde olmak lazım. Firmalar bu konuda ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Bizim müvekkil firmalarımız. Veyahut da işte diğer eş, dost, tanış, yani kişilerin, insanların kişisel verileri bir şekilde kaydediliyor. Bu yapılırken de kişisel verileri koruma kanunu, ve diğer uyum süreçleri tamamlanmamış oluyor. Bu noktada ne gibi problem ortaya çıkıyor? 1 milyon, 2 milyon, 500 bin, 300 bin gibi idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bunu defaten söylüyoruz ama bizim milletimizin genel uyu. Yani bir de şu da olay başa gelmeyince... Şu da olabiliyor. Mesela çok saygın bir tacir, çok saygın bir firma ama yüzlerce insanın dolandırılmasına vesile oluyor. Tabii. Gerekli tedbirleri almadığı için. Bu verilerin güvenliğine, korunmasına, mahremiyetine ilişkin bu kanunun emrettiği, gerekli tedbirleri almadığı için hem söylediğiniz gibi büyük miktarlarda idari para cezalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Biraz sonra ifade edeceğiz. Hem de yani itibar anlamında da zedeleniyorlar. Onlar vesile oluyorlar. Yüzlerce vatandaş dolandırılmış oluyor. Kesinlikle. Yani burada dediğiniz gibi bazı büyük firmalar var. İşte bu işte internet üzerinden çalışan yemek firmaları, şunlar bunlar gibi bazı büyük firmalar e-ticaret var. Siteleri. E-ticaret siteleri var. Bunlardan ciddi anlamda veri sızıntıları oldu. Ve birçok kişinin verisi açık kaynak olarak hala yasa İnternette dışı sitelerde var. Şimdi o kararlara da geleceğiz. O kararlara da gelelim. İlgili kişiyi tarif edeyim. Bu öncesinde bu noktaya değinmek istedim. İlgili kişi dediğimiz Kadir Bey... Hani biraz önce tarif ettik, kişisel veri siz tanımladınız, işte adı soyadı şu bu dediniz, detaylı bir şekilde anlattınız. İşte bu veriye sahip olan ve veri sorumlusu dediğimiz kişiyle, onu da tanımlayacağım şimdi, veri sorumlusu dediğimiz kişiyle muhatap olan gerçek kişilere ilgili kişi diyoruz. Yani verinin sahibi olan. Verinin sahibi olan. Örnek veriyorum, veri sorumlusunu da anlatayım, ondan sonra bir örnek verelim, daha iyi otursun insanların aklına. Veri sorumlusu da belli başlı kanunda sayılmış olan metodolojiye göre kişisel verileri işleyen, belli bir düzene iltizama göre o kişisel verileri işleyen ve bunu kendi elinde tutan kişiye de, yani tüzel kişilik de olabilir, gerçek kişi veri sorumlusu da olabilir. Veri sorumlusu ile ilgili kişinin farklarından birisi de bu mesela önemli. Veri sorumlusu veriyi kaydeden kişiyi, veriyi alan kişi hem gerçek kişi olabiliyor hem tüzel kişi olabiliyor. Bu kişiye veri sorumlusu diyoruz, bu kaydı tutan kişiye. İlgili kişi ise yalnızca gerçek kişilerden oluşuyor ve veri sorumlusu karşısında kişisel verisi işlenen. Örnek veriyoruz. Ben bir mağazayım, siz bana gelmiş bir müşterisiniz. Benden bir kıyafet aldınız. Ben de kasaya geldiniz. Dedim ki telefon numaranızı verir misiniz, adınızı verir misiniz, soyadınızı verir misiniz, işte mail numaranızı verir misiniz, mail adresinizi verir misiniz vesaire. Ben neyim artık o noktada? Bir veri sorumlusuyum. Çünkü sizden kişisel verilerinizi aldım ve onları kendime kaydediyorum. İşliyorsunuz. Sonra yani. Mesaj atıyorum. Sonra başka şekilde kullanıyorum gibi. Siz de bu durumda ilgili kişisiniz. Yani ilgili kişi her durumda değişiyor. Tabii şunu da bir ilgili kişi noktasına şu ayrıma da gideyim. Bazı şirket personeli şunu düşünmüyor. İşte bir tüzel kişiliğe veri sorumlusu sıfatını atfettik diyelim ki. Kendisi de orada çalışan bir personel. Zannediyor ki sadece dışarıdaki insanlara karşı bu tüzel kişiliğin bir sorumluluğu. Hayır efendim. Orada çalışan personel içinde... veri sorumlusunun onlara karşı bir sorumluluğu var. Yani personel de ilgili kişi aslında. Personel de ilgili kişi. Yani o yüzden bu pozisyonel bir sıfattır, ilgili kişi sıfatı. Her olayda
doğru tespit edebilmek lazım. Veri sorumlusunu önce tespit edeceğiz. Veri sorumlusunun karşısına birini koyacağız. O da ilgili kişi olarak karşımıza geçecek diyelim. Evet. Ben de bu konuyu bölmeden, ekleyeceğiniz bir şey yoksa Kadir Bey, devamında bir soru sorayım. Sağladık. Çok teşekkür ederim. Kanun kapsamında veri işlemek için belirlenen bazı ilkelerimiz var. Şimdi kişisel veriyi tasnif ettik, tanımladık. İlgili kişiyi tanımladık, veri sorumlusunu tanımladık ve veri sorumlusunun kişilerin verilerini işlediğini de söyledik. Peki o çıkan kanun, biraz önce zikrettiğiniz kanun, bu işlemek için hangi ilkeleri benimsemiş? Evet, en önemli şeylerinden birisi de bu. Şimdi biraz daha somutlaştırarak anlatayım, sizin örneğiniz üzerinden gidelim. İlgili kişi bir firmaya, bu bir söylediğiniz gibi alışveriş kıyafet için bir mağaza olabilir, bir özel hastane olabilir, bir kamu kurumu olabilir, mesela belediye olabilir, bunun gibi kurumlardan, veri sorumlularından birine herhangi bir hizmet almak için gitti, başvurdu. Telefonla olur, birebir olur. Burada veri sorumlusu ilgili kişinin işlemlerini yapabilmek için ondan belli başlı bilgileri alıp kullanıyor, verilerini işliyor. Kanun demiş ki veri sorumlusu olarak siz, bir de şunun altını çizeyim Bahadır Bey, kamuoyunda şöyle bir yanlış algı var, biraz sonra anlatacağız. Verbis diye bir sicil kaydı var. Burada veri sorumlusu olan bu tüzel ve gerçek kişiler bütün sorumluluklarının sadece formel bir şekilde bir sicil sistemine kayıt olmaktan ibaret olduğunu düşünüyor ama mesela bu sorduğunuz sorudaki veri işleme ilkeleri veri sorumlusu olan firmaların, şirketlerin, tüzel ya da gerçek kişilerin en büyük yükümlülüklerinden birisi. Ve biraz sonra örnek kararlarını açıklayacağız kurulun. En fazla ceza yenilen hususlardan birisi de bu. Burada sayılan ilkelere riayet etmeksizin veri işleme faaliyeti yapan veri sorumlusu tüzel ve gerçek kişiler ciddi darparalı cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Kanun şunu söylemiş. Veri sorumlusu sen, A firması, B firması, her kimsen. Kişisel verileri işlerken bir, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlem yapacaksın. İşlemiş olduğun kişisel veriyi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde kullanacaksın. Hukuk dışı, dürüstlük kuralları haricinde bir sebeple kullanamazsın. Hukuku dolanmak için kullanamazsın. Şahsi amaçların için kullanamazsın bu verileri. Hukuka uygun kullanacaksın. Kanunların emrettiği nizama uygun kullanacaksın. Bir, bunu söylemiş. İki, doğru ve gerektiğinde güncel olacak bu bilgilerin. Şimdi az evvel biraz sonra bu kararlara değineceğiz. Mesela bir firma yapılan alışveriş neticesinde oluşturulan faturayı alışveriş yapan müşterisine değil, bir başka müşterisine yollamış. Telefon numarasını ya da eski telefon numarasını kaydettiği için başka bir vatandaşa yollamış. Burada aslında elindeki bilgiler güncel ve doğru olmadığı için burada belirlenen ilkelere aykırı hareket ettiği için idari para cezası yemiş. Bir başka husus, firmadan vatandaş alışveriş yapmış ve bir telefon numarası iletmiş oraya. Numara kendi numarası değil, üçüncü bir kişinin numarası olduğu iddiasında. Kurum da bunu teyit etmeksizin ödeme yapmayan bu müşteriye karşı onun verdiği ve teyit etmediği, kendisinin teyit etmediği üçüncü numarayı arayıp borcu tahsil etmek istemiş. Vatandaş, ben sizden bir alışveriş yapmadım, numaramı başka bir kişi vermiş olabilir demesine rağmen üç defa, dört defa, beş defa aramış, mesajlar atmış. Vatandaş da bu firmayı kişisel verileri koruma kurumuna şikayet etmiş. Ya bu da bir bilinç aslında, biliyor musunuz? Bakın tabii. Ya o bilince zaten vatandaşın erişmesi lazım ki birçok yerde hakkını sağlayabilsin. Kurum şunu söylemiş, elinizdeki bilgileri doğru ve güncel tutmak durumundasınız. Veri işleme ilkelerinden birisi de bu. Bir diğer husus, en önemlilerinden biri, belirli, açık ve meşru amaçlar için veri işleyebilirsiniz. Yani az önce ifade ettiniz, mağazadan gittim, bir pantolon aldım. Aldığım pantolon benim başıma bela oldu. Her gün akşam telefonuma mesajlar yağmaya başladı. Her gün beni farklı firmalar arayıp reklam ve tanıtım yapmaya başladı. Bu veri işleme ilkelerinden, belirli amaç için veri işlemenin ihlali anlamına gelir. Bununla ilgili kurumun çok ciddi idari para cezaları var. Bir de şunun altını çizelim. Kişisel verileri koruma kurumu bu idari para cezalarını yazarken şikayet de aramıyor. Yani rahatsız edilen vatandaşın şikayet edip etmemesine de bakmıyor. Kendisi de reysen denetleme yaptığı zaman bunları gözlemleyebilir, idari para cezası yazabilir. Bir önemli hususlardan birisi de şu, diyor ki bu kurumlar, veri sorumlusu olan firmalar, şirketler, iş yerleri her neyse, işledikleri veriyi veri işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde yerine getirmek zorunda. Nedir bu? Örneklendirelim. Bir spor salonunda mesela personelin işe geliş gidiş takibini yapmak için, işte spor salonuna gelen müşterilerin giriş çıkış takibini yapmak için biyometrik veri dediğimiz parmak izi okuyucular kullanmak suretiyle insanların giriş çıkış takibini tutmuş. Kişisel verileri koruma kurumu burada verdiği kararda yapılan veri işleme faaliyetinin amacının personel takibi olduğunu ama
Bunu ilişkin işlenen verinin biyometrik veri olduğunu, bunu da ölçüsüz, çok aşırı bir veri işleme faaliyeti olarak kabul edip spor salonunun 225 bin lira idari para cezası yazmış. Yani şunu söylüyor. Sizin amacınız personellerin takibini yapmaksa bunu kart okuyucu bir sistemle yapabilirsiniz, imza alabilirsiniz. Ama bu işlemleri yapmak için çok kıymetli olan biyometrik veriyi işleyemezsiniz demiş. Onun için bunun gibi veri işleme ilkelerine de firmaların uygun davranması lazım. Şimdi buradaki en önemli hususlardan birisi de şu Bahadır Bey, firmaların ve vatandaşların bu konuda bilinç sahibi olması lazım. Bu bilince sahip olmaksızın konu hakkında firmalar istediği kadar tedbir alsınlar. Şu bilinci kendi personellerine, kendi çalışanlarına ifade edemedikleri, aktaramadıkları, bu konuda farkındalık yaratamadıkları her durumda ciddi idari para cezalarıyla karşı karşıya kalma tehdidiyle karşı karşıya kalıyorlar. Burada zaten kanunun veri sorumlusu olan bu tüzel kişiliklere yüklediği en önemli yükümlülüklerden birisi de kendi personellerinin. Az önce siz ifade ettiniz. Bu personeller hem ilgili kişi sıfatını taşıyorlar. Çünkü çalıştıkları firma onların da kişisel bilgilerini alıp işleyebiliyorlar, kullanabiliyorlar. Hem de aynı zamanda bu firma adına da vatandaşlarla muhatap oluyorlar. Firmayı temsilen vatandaşlardan kişisel bilgileri alabiliyorlar. Ve bu bilgilere sokaktaki üçüncü kişiye nazaran ulaşma, erişme, bu bilgileri kullanma kabiliyetleri de çok daha fazla. Onun için burada şunu da yapması lazım veri sorumlusu olan gerçek ya da tüzel kişilerin. Ya personellerine bu konuda veri işleme ilkeleri konusunda gerekli eğitimleri vermesi lazım. Biz sizin burada bizim müşterilerimizin verilerine erişme imkanınız bu verileri hukuka aykırı kullanmama, bu verileri sadece işleme amacıyla ölçülü bağlantılı kullanma dışında kullanılamaz. Mesela hizmet alan bir personelin telefon numarası verdiği hizmet amacı dışında orada çalışan personel ya da üçüncü kişilerce şahsi meseleler ya da üçüncü kişilerin dilek, istek, temennileri için kullanılamayacaktır. Bunun gibi çok önemli noktalarda, çok çok önemli noktalarda personele gerekli eğitimleri vermek büyük büyük hayati öneme sahip. Kanunun getirdiği bir diğer yenilikten de ben bahsedeyim kısaca Bahadır Bey. Biraz sonra da sözü size vereceğim tekrar ama. Şimdi kanun bir anayasa değişikliğiyle bizim gündemimize girmiş. Yapılan anayasa değişikliğinde de şunu söylemiş kanun koyucu. Demiş ki herkes, her vatandaş kendi özel hayatın gizliliğini, kendi özel hayatının korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Onun için anayasa şu hükmü bağlamış. Hiç kimsenin kişisel verisi onların açık rızası olmadan işlenemez. Yani vatandaş alacağı hizmetlerde kanunda belirlenen şartlar dışarısında açık rıza vermezse onun kişisel verilerini kimse işleyemez. Bir vatandaş alışveriş yapıyor da olsa, hastaneden de hizmet alıyor olsa, bir avukattan, mali müşavirden, muhasebeciden ya da özel bir sektör adı her ne olursa olsun ya da kamu kurumundan hizmet alıyorsa onun kişisel verileri koruma kanununda sayılan şartlar gerçekleşmemişse belli bir açık rıza olmaksızın işlenemez. Nedir bu şartlar? Onlardan da kısaca bahsedelim. Bir kere bir verinin işlenmesi kanunda açıkça öngörülmüşse veri sorumlusu olan firmanın, tüzel kişiliğin vatandaştan bir açık rıza almasına gerek yok. İkincisi, fiili bir imkansızlık nedeniyle rıza alınamayacak bir durum varsa burada da yine kanun koyucunun ifade ettiği husus, veri sorumlusu olan firmaların, gerçek ya da tüzel kişi veri sorumlularının ilgili kişi vatandaşın açık rızasının almasına gerek olmadığı, bir sözleşmenin kurulmasıyla ya da bir sözleşmenin edimlerinin yerine getirilmesi, yani neticeye ulaşmasıyla doğrudan alakalı gerekli olan verilerin işlenmesi noktasında da yine kanun bir açık rıza aramamış ve 5. maddesinde bunları birer birer saymış. Bir hakkın tesisi için gibi durumlarda var. Süremiz biraz kısaldı. Konuyu bölmeyelim. Bir reklama gidelim efendim. Reklamlardan sonra tekrar devam edelim.